Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere Xiaomi cihazlara nasıl IMEI atabiliriz onu göstereceğim. Biliyorsunuz ki Türkiye'de bayağı yurt dışı cihazları var. Ve bayağı kişi de bu yurt dışı cihazlarına yöneliyor. Ben de bunları kaydettirmek için 100 lira, 50 lira, 100 lira, 200 lira, 300 lira, bazıları daha fazla oluyor hatta. Bunu nasıl kendimiz yapabileceğiz onu göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar kesinlikle yaparsınız. Ben böyle yaptım. Siz de yaparsınız kesin. Arkadaşlar şimdi bu işleme başlamadan önce telefonunuzun IMEI'si kapanmamış olması lazım. Ya da IMEI'si kapalı da olabilir. Ama bootloader kilidi yani BT kilidi açık olması lazım. Eğer kilitli ise bu işlemi hem bootloader kilidi kilitli hem de telefonunuzun IMEI'si kapalıysa, SIM 1, IMEI 1, IMEI 2 ikisi de kapalıysa bu işlemi yapamazsınız arkadaşlar. Onun için box gerekir. Bu işlem IMEI'si kapanmayan ya da IMEI'si kapanmış ama bootloader kilidi açık olan telefonlarda oluyor. Şimdi arkadaşlar bootloader kilidini nasıl açacaksınız onu söylemeyeceğim bu videoda ama internete bir ararsanız bootloader kilidi nasıl açılır görürsünüz. 2 dakika onu izleyip hemen bu videoya geri dönebilirsiniz. Çünkü internette çok araştırdım. Adam akıllı anlatan yok arkadaşlar. Cidden adam akıllı anlatan yok. Yani komple bir videoda anlatan yok basit bir şekilde. Arkadaşlar şimdi bootloader kilidini açtıktan sonra telefonumuza TWRP kurmamız gerekiyor. Hatta Magis kurmamız gerekiyor. Yani bu root gibi düşünebilirsiniz. Magis kurmamız gerekiyor. Bunun için de telefonun kilidinin açık olması lazım. Ve telefonda TWRP olması lazım. TWRP nasıl oluyor? Hemen onu da kısa bir özetleyeyim. Telefonun ses kısma tuşuyla power tuşuna, güç tuşuna aynı anda basıyorsunuz. Telefon fast boot moduna geçiyor. Fast boot moduna geçtikten sonra arkadaşlar burada minimal ADB var. Bunu çıkarıyorsunuz, kuruyorsunuz bunu. Kurduktan sonra masa üstünüze böyle bir ikon gelecek. Ondan sonra arkadaşlar aşağıda açıklama linkinde bunların hepsini bir vereceğim. Bir de ayrıyeten bunu vereceğim. Buradan da arkadaşlar telefonunuzun modeli hangisi ise buradan onun TWRP'sini indireceksiniz. Benimki Redmi 6 Pro. Onun için Redmi 6 Pro indireceğim. Burada indirme yeri neredeydi arkadaşlar? Hemen bakayım. Şuradan Avrupa seçiyorum. Şuradan en son bölümünü seçiyorum. Ve bunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi iniyor. İnternet hızım biraz yavaş, kusura bakmayın arkadaşlar. Bu arada ben bakayım videoyu alması devam ediyor mu? Tamamdır, devam ediyor. Arkadaşlar bu arada bunu göstereyim. Minimal ADB'yi göstereyim. Hatta bu arada biraz sohbet mi edelim, ne yapalım? Keşke önceden indirseydim ben bunu. Arkadaşlar bunu işte dışarıda para vererek yaptırabilirsiniz. Ama çok kolay bir işlem kilit açık olduktan sonra. Bunların hepsini ben bir vereceğim. Şu QCN Redmi Note 6 Pro'yu arkadaşlar bunu da internetten açarsınız şuraya. Mesela ne diyelim modeliniz Redmi Note 8 Pro olsun. QCN Redmi Note 8 Pro yazarsınız. Ve burada Redmi Note 8 Pro'nun QCN'si çıkıyor arkadaşlar. İndirirsiniz herhangi bir yerden. Benimki Redmi Note 6 Pro olduğu için Redmi Note 6 Pro'yu göstereceğim. Bu arada da indi herhalde. Şöyle şunu da atalım buraya. TWRP'nin ismini arkadaşlar yeniden adlandırıp deyip buraya Recovery yazıyoruz. Enter diyoruz. Bu minimal ADB and Facebook kurmuştuk. Buna sağ tık yapıp dosya konumunu aç diyoruz. Buraya aç dedikten sonra arkadaşlar buraya recovery'yi atıyoruz. Devam diyoruz. Ardından CMD here diyor. Buraya iki kere tıklıyoruz. Ardından arkadaşlar bunu kapatabiliriz. Burada kodlar var içinde. Kodları tabii ben kaydetmeyi unuttum. Ama hemen birlikte yapalım. Buraya device yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben de
hiçbir şey bulamadı, sizde de böyle verirse telefonunuzu bağlamanız gerekecek. Fast boot modunda bağlamanız gerekecek telefonu. Fast moduna da dediğim gibi telefonun ses kısmı tuşuyla güç tuşuna aynı anda basıyorsunuz. Sonra gördüğünüz gibi burada bu hatayı vermeyecek size. Şurada sayılar yazacak. Eğer sayı yazarsa telefonunuz fast moduna geçmiş ve bilgisayar okuyor olacak. Ondan sonra arkadaşlar onu garantiledikten sonra buraya ben bu kodları yazayım arkadaşlar. Ben de tam ezberimde değil, yanlış söylemeyeyim. Hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kodlar açıkta varmış, ben görmedim. Device yazdıktan sonra bunu yapıyorsunuz, işte yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar bunu yapıştırıyorsunuz. Enter diyorsunuz. Ve burada waiting demeyecek sizde. Bir şeyler olacak. En son %100 yüklendi. Şu kadar bir satır olacak. %100 yüklendi diyecek. Ondan sonra telefon kendiliğinden kapalıp açılacak zaten. Ondan sonra arkadaşlar dövmen TVRP açılacak. Orada en sol üstte dosyalar olması lazım. Oraya gireceksiniz. Telefonu bilgisayarıma geleceksiniz oradan. Şuradan dosyalarından bilgisayarı açalım. Burada arkadaşlar telefonunuz gözükecek. İki kere tıklayacaksınız. Ondan sonra bu Magisk'i tabi RAR'dan çıkartmıyorsunuz. RAR'dan çıkartmadan içine atıyorsunuz. Ardından telefona geldiğinde o dosya sağ sürüklüyorsunuz ve Magisk kuruluyor. Telefon yeniden başlıyor. Tabi bu kilidini açtınız. Bu ikisini hallettiniz arkadaşlar. Bundan sonrası çok basit. Burada telefonun QNC'sini WinRAR'dan çıkartıyorsunuz. Klasöre ekle diyelim. QNC düzeltmeyi de klasöre ekleyelim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Telefonu da gösteremedim çünkü elimde şu an telefon yok. Ama bir sıkıntı olursa yorumlardan yazarsanız ben size yardımcı olurum arkadaşlar. Buradan QNC'yi dediğim gibi internetten siz kendi modelinizi indirin. Buraya iki kere tıkladım. Buraya da iki kere tıkladım. Arkadaşlar bunu masa üstüne attım. Ondan sonra burada QCN düzeltme programı. Bunu da çift tıkladım. Bunu da aldım, çıkarttım. Hatta bir kere daha açayım. Açmayayım, hatta vazgeçtim. Böyle çıkartayım. Şunu artık gerek kalmadı. Şimdi arkadaşlar burada QCN düzeltme programı diyoruz. Burada IME Rebuilder diyoruz. Açıyoruz bunu. Burada arkadaşlar IME 1, IME 2 diyor. Burada Open File diyoruz. Buradan masa üstünü seçiyoruz. Masa üstü çıkmadı arkadaşlar. Daha demin çıkmıştı. Şunu daha deminki çıkarttığımız dosyayı tıklıyoruz. Aç diyoruz. Ve buradaki istediğimiz, atmak istediğimiz IME'yi yazıyoruz. Şöyle şunu da sileyim. Mesela ne olsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Doğru mu oldu? Evet, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Buna da ne diyelim? 6 diyelim. Arkadaşlar bunu rebuild diyoruz. Ve bu yeni dosyayı şöyle ne diyelim? Yeni imeyi diyelim böyle. Masa üstüne evet kaydedelim bunu. Yanlış mı yazdım? Şöyle bakalım. Kaydet diyelim. Şöyle kaydet diyelim. Şu yıldızı silip kaydet diyelim. Evet, yıldızı sildikten sonra kaydediyoruz. Bunu kapatıyoruz. Bununla işimiz kalmadı. Bunlarla hiçbiriyle işimiz kalmadı. Hangi programı göstermedim, unuttum. Şuradan sağ şöyle araçları yazılımlar diyelim o zaman. Arkadaşlar şunu da vereceğim ben size. Unuttum bunu çıkartmayı. Bunu da kuracaksınız arkadaşlar. Sonra böyle bir resim gelecek. Arkadaşlar bu QCN dosyasını da düzelttikten sonra şu QPST'yi bu 2.7'yi ben açıklama linkinde bunu da size vereceğim. Bunu kuracaksınız. Kurduktan sonra böyle bir şey gelecek masa üstüne. Siz burada minimal ADB'yi tekrar açıyorsunuz. Biraz karışık oldu video arkadaşlar, kusura bakmayın. Bir yanlış yaptım da kusura bakmayın gerçekten. Lütfen arkadaşlar yanlış bir şey olursa siz de yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Hemen
cevap vermeye çalışacağım. Olmazsa Instagram adresimi aşağıya bıraktım. Bana yazarsanız ben oradan size yardım etmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar telefona şey de kurduk. Adı neydi? Megisk'imizi de kurduk. Megisk'i kurduktan sonra CTRL-C buradaki komutlara buraya ADB shell yazıyorsunuz. Ardından su yazıyorsunuz. CTRL-C. Ardından su yaz, ama sizde böyle çıkmayacak. Sizde başka bir şey çıkacak. Çünkü Diamond not running diyor. Gördüğünüz gibi şu an telefon bağlı olmadığı için böyle diyor. Su dedikten sonra da arkadaşlar CTRL-C bu setrop ssusb config diye virgül adb bunu yapıştırıyorsunuz. Bunu yapıştırdıktan sonra arkadaşlar dosya yöneticisinde şimdi şuradan açayım da şimdi sonra gene sıkıntı olacak. Özellikler diyelim şuradan. Aygıt yöneticisini açalım. Burada arkadaşlar hemen şöyle bağlantı noktaları yazan yerde arkadaşlar bu COM1'de burada Qualcomm diye bir şey yazacak. O Qualcomm COM4 de olabilir, COM3 de olabilir. Şu an emin değilim. Eğer o yazıyorsa arkadaşlar e-mail'inizi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Başarıyla bu işlemlerin hepsini yaptınız demektir arkadaşlar. Bunu da kapatabilirsiniz. Bunu da kapatabilirsiniz. Ben bunu tabii şöyle iptal diyelim. Şuraya bir suyu da ekleyelim. Kaydet diyelim hemen. Burada arkadaşlar şu unuttum bak. Bunu açacaksınız arkadaşlar burada. Bunu açtıktan sonra burada Tools'a geleceksiniz. QCN Backup Restore diyeceksiniz. Tabii bu arada telefon açık olacak. Yani Facebook modunda olmayacak. Normal açık olacak. Burada Browse'a tıklayıp arkadaşlar bu oluşturduğumuz isme tıklayacaksınız. Ve aç diyeceksiniz. Ardından Restore QCN dedikten sonra arkadaşlar burada bir şeyler olacak. Yaklaşık 20-30 saniye içinde e-mail'iniz atılacak. Atıldıktan sonra da arkadaşlar istediğiniz gibi telefonunuzu kullanabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu e-mail numarasını nereden bulabilirsiniz? Onu da bu videonun sonuna ekleyeceğim. Hemen bir video daha çekeceğim. Onu da ekleyeceğim. Videonun sonunda tıklayarak onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Tabii şunu da söyleyeyim. E-mail gelmeyecek hemen. Telefonunuzu kapatıp bir daha açacaksınız. Ondan sonra e-mail gelecek. Arkadaşlar lütfen kanalımıza destek olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videolara like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar kanalımızın katıl butonu aktifleşti. Bronz frekans, gümüş frekans bir de altın frekans olarak 3 tane üyelik sunuyorum size. Arkadaşlar meblağı oldukça düşük tutmaya çalıştım. Yani amacım bana yardım etmeniz hem de sizin de ayrıcalık almanız. Yorumlarda arkadaşlar size ekstra olarak adınızın yanında bağlılık rozetleri olacak. Gümüş, bronz, platin, altın olacak yani. Ondan sonra da yorumlara size özel emojiler olacak. Yani bunları yorumda yazabileceksiniz. Onun dışında arkadaşlar yeni video attığımda siz daha erken izleyeceksiniz videoyu. Onun dışında da videolarda sizin kanalınızın ismini göstereceğim arkadaşlar. Bronz frekans da. Yani bunu almak zorunda değilsiniz. Ama alırsanız çok memnun olurum. Gerçekten. Gümüş frekanslı da gösterelim arkadaşlar. Gümüş frekanslı da bunu ilaveten sosyal medyada benim üzerimden bağlantı kurabileceksiniz. Yani benim Instagram adresimden sosyal medyadan bağlantı kuracaksınız bana. Altın frekanslı da arkadaşlar videolarda sizin kanalınızdan ne bileyim Instagram adresiniz varsa oradan bana ulaşacaksınız. Neyinizi tanıtmamı istiyorsanız bana da uyuyorsa tanıtacağım arkadaşlar. Katılmak zorunda değilsiniz arkadaşlar buna dediğim gibi. Bütçesi olmayanlar katılmasın yani istemiyorum. Sadece abone olsunlar yeterli. Ama bana destek çıkmak isteyen arkadaşlar varsa katılırsa kanalımıza üye olursa çok memnun olurum arkadaşlar.